لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Maide suresindeyiz. Surenin kaçtı? 48 miydi? 48. ayetindeyiz. Estaizu billah. Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil haqqi musaddiqan limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve muheyminen aleyh. Fahkum beynehum لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون مائدة سورة 48. آيات آياتين en son 40 mealinde kaldık. Kısmen yapmışız Türkçesini. Ve enzelnâ ve indirdik ileyke sana el kitâbe kitabı bil hakkı hak ile musaddikan tasdik edici olarak limâ beyne yedeyhi önündekileri minel kitâbi kitaptan ve muhayminen aleyhi ve onun üzerine otoriter olarak fahkum dolayısıyla hükmet beynehum onların arasında bima enzelallahu Allah'ın indirdikleriyle ve la tettebi'a ve uyma ancak uyma ehva'ahum onların arzularına اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelmiş bundan haktan öteye veya ötelenerek veya uzağa onların arzularına uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ Sizden her biriniz için kıldık, var eyledik, yaptık, oluşturduk. Neyi? Şeriaten, bir şeriatı,
teşriği, bir yasamayı ve minhacen ve bir yöntemi, yolu, buna benzer anlamlar verilebilir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Hem Allah dileseydi لَجَعَلَكُمْ sizi kılardı اُمَّةً وَاحِدَةً tek bir ümmet. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ancak sizi sınasın diye böyle farklı farklı zamanlarda farklı farklı topluluklar rengarenk kıldı. Sizi sınasın diye fîmâ âtâkum size verdikleri hususunda veya size verdiklerinde sizi sınasın diye. Fe şu halde istabiku yarışın el hayrati hayırlarda. Türkçe'de böyle söyleniyor. Hayırda yarışmak, hayırlarda yarışmak. Arapçasında geçişli bir fiil olarak gözüküyor. Hayırları yarışın. Sanki hayırları kapışın der gibi. İlallahi Allah'adır. Merci'ukum sizin dönüşünüz. Cemiyen tümüyle eksiksiz. Feyunebbi'ukum böylece size haber verir. Yani döndüğünüzde bima kuntum fihi tahtelifun İhtilaf edip durduğunuz şeyleri ihtilaf edip durduklarınızı size haber verir. Hatta fihi içinde ihtilaf edip durduklarınızı yahut kendisinde ihtilaf edip durduklarınızı olaya gidiyor tabi bu. İhtilaf edip durduklarınızı böylece size haber verir. O zaman geri alalım, orada yapalım. İngilizcesini yapalım. وَاَنْزَلْنَا and we descended ilayka to you al-kitaba the book bil-haqqi with the truth musaddiqan confirming لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ to what is before it مِنَ الْكِتَابِ of the book وَمُهَيْمِنًا and as a guardian
over it ومهيمنا عليه فاحكم so judge بينهم between them بما أنزل الله by what Allah descended ولا تتبع and do not follow أهواءهم their desires عما جاءك من الحق away from what came to you from the truth they are of the truth لكل جعلنا منكم to each from you we made shiratan a way ومنهاجا and a method they are order they are lifestyle ولو شاء الله and had Allah willed yet if Allah willed ولو شاء الله لجعلكم and if Allah willed he would have been made you ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة one community ولكن and but ليبلوكم to test you فيما آتاكم in what he gave you فاستبقوا so race الخيرات to the goodness إلى الله to Allah مرجعكم is your return جميعا all together فينبئكم so he informs you بما كنتم فيه تختلفون with what you were therein differing بما كنتم فيه تختلفون çiftle olsun sanıyorum değil herhalde bu gözüme yabancı kaldı çiftle mi peki bana biraz bu yazılım yanlışmış gibi geliyor ama doğrusunu da bilmiyorum İrabını yapalım şimdi ayetin. وَاَنْزَلْنَا وَاَوْ اَطْفَنْ اَنْزَلْنَا فِعَلٌ مَادٍ فَاِلِ نَحْنُ اِلَيْكَ جَارْ مَجْرُور
الكتاب مفعول به بالحق جار مجرور مصدقا حال لما جار مجرور بين مفعول فيه يديه مضاف إليه صندكه هنا مضاف إليه من الكتاب جار مجرور ومهيملا هنا عطف معطوف وضحال عليه جار مجرور صندكه مضاف إليه فرابطة أحكم فعل أمر فاعلي أنت بين مفعول فيه هم مضاف إليه بما جار مجرور أنزل فعل ماض لفظة الجلالة فاعل واو عطفا لا نهي تغيسيلا حرف جزم تتبع فعل مضارع مجزوم أهواء مفعول به هم مضاف إليه عما جار مجرور جاء فعل ماض كمفعول به من جار الحق مجرور لكل جار مجرور جعلنا فعل ماض فاعلي نحن منكم جار مجرور شرعة مفعول به ومنهاجا عطف معطوف ولو واو عطفا لو حرف شرط شاء فعل ماض لفظة الله فاعل لا حرف جواب جعل فعل ماض كم مفعول به أمة مفعول به ثان واحدة نعت ولكن حرف استدراك ليبلوكم لام يبلو لام حرف نصب يبلو فعل مضارع منصوب كم مفعول به في جار ما مجرور آتى فعل ماض كم مفعول به ف رابطة استبقوا فعل أمر فاعلي أنتم الخيرات مفعول به إلى الله جار مجرور خبر مقدم مرجعكم مبتدأ مؤخر صندككم مضاف إليه باشتك ده مضاف جميعا حال فرابطة ينبئ فعل مضارع كم مفعول به بما جار مجرور كنتم فعل ماض فيه جار مجرور تختلفون كان من خبره خبره كان كنتم من içindeki أنتم اسمه كان
İrabını da yaptık. Şimdi ayetin kırık mealini de tamamladık. Şimdi ayetin meallerini okuyalım. Estaizu billah. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ Maide suresi 48. ayet. Diyanet meali. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, girişte ayetin içerisindeki iltifat zamirini parantez içerisinde hitap olarak yorumlamış Diyanet meali, ya da açığa çıkarmış desek daha doğru olur. Sana da kitabı, o daha güzel olmuş ayetin girişindeki vav'a ilişkin olarak. Çünkü yukarıda Tevrat'ı, İncil'i konu edinmişken sırada böyle bir bağlaçla geçmesi, sana da kitabı, parantez içinde Kur'an'ı, hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici, muheymin için gözetici anlamı verilmiş. Onları gözetici olarak indirdik. Giriş cümlesi böylece toplanmış. Allah, artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet. Fe için artık manası verilmiş. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet. Ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Ayrılmak fiili ayette açık değil ama an orada bunu ifade ediyor. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Her biriniz derken şahıslara indirgeniyor gibi anlaşılırsa sanırım doğru olmaz. Yani her bir ümmet için sizden, öncekiler ve sizler ayrı ayrı bir şeriat ve bir yol koyduk. Şira ifadesi için şeriat demiş Diyanet meali. Minhaç için ise yol anlamı verilmiş. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Ümmetlere ayırdı kısmı ayette açık değil. Zira bağlam içerisinde zaten anlaşılıyor. Allah her biriniz için ayrı şeriat, ayrı yol koyduk. Sizleri böyle bölümler halinde var ettik dedikten sonra dileseydi tek bir ümmet yapardı diyerek zaten bunu ifade etmiş oluyor. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için demiş. Orası nokta nokta. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Festebikul hayrat. Hepiniz dönüş, hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri
size bildirecektir. Ayetteki ifade açıkça gelecek zamanı işaretlemiyor ama geleceğe yönelik bir ifade en azından bizim duruşumuzda olduğundan Diyanet meali bunu açıkça gelecek zamanını kurmuş. Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın mealine bakalım. Sana da bu hak kitabı indirdik. Ayetin içerisinde işaret ismi yok. Hâzel kitabı gibi. Kitap cinsinden, yani minel kitabı, kitap namına, kitaptan yana ne varsa önünde olanı musaddık, doğrulayıcı ve üzerine nigahban, bilmediğim bir kelime, hakim olmak üzere. Yani demek o zamanlar nigahban biliniyormuş. Belki şimdilerde de biliniyordur ama ben bilmiyorum. Dolayısıyla benim bakış açımla oraya nigahban koyacağına muheymin koysaydı, hiç olmazsa Kur'an'daki, yani yabancı kelime olacaksa illa Kur'an'daki yabancı kelime konmuş olurdu. Nigahban. Elmalı Hoca'nın dağarcığında Türkçe'de buraya uygun düşen bir kelime yoksa biz hiç bulamayız demektir. Nigahban demiş, yalnız ilaveten hakim demiş olmak üzere. Artık ikisi birlikte düşünülsün. Üzerine nigahban, araya da V falan da koymamış. Olmak üzere. Onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bu sana gelen haktan ayrılıp da, o da ayrılmak fiilini kullanmak zorunda kalmış. An'ı ifade etmek için. Ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme. İttibayı, tabi olmayı arkasından gitme olarak meallendirmiş. Her biriniz için bir şir'a yaptık, bir de minhaç. Burada ayettekileri kullanmış. Şir'ayı aynen almış ayetten, minhacı aynen almış. Nedense Elmalı Hoca şir'a kelimesine şeria, şeriat anlamı vermemiş. Nigahban hocam koruyucu demekmiş. Koruyucu. Elmalı'da birinci, ikinci sadeleştirme diye bir sadeleştirme yapıyorlar hocam. Onlar sonrakilerin marifeti. Evet. Bendeki de Elmalı'da. Orada tasdik edecek nigahban yapıyorlar. Şey var, sözlükte şey yazıyor, parçalık kelimesi hocam. Koruyucu. Hakimi de kullanmış, muhaymin. Onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Biz şeye de bakıyorduk, bir taraftan açarsa program. Bakalım muheymin, Allah Azze ve Celle için kullanıldığı yerler var. Başka nerelerde kullanılmış? Başka yerde gözlemleme, gözetmen diye yazmışlar. O kadar sessiz konuşuyorsun ki başkaları duymuyor bile abi konuştuğunu. Evet. Allah-u Teala için, Allah Resulü için Allah-u Teala şey kullanıyor. Yani onların nevasına uymadığı. Evet. Böyle bir acaba şey mi oldu ki Allah-u Teala birçok ayet dinlemez? Çok var, evet. Hatta daha fazlası var. Eğer Cenab-ı Hak seni muhafaza etmeseydi, Allah'ın senin üzerindeki fazla olmasaydı, ayetin orijinali nasılydı? Yani uyardın diyeceğim de tam ayeti hatırlayayım. Yani onların heveslerine uyardın gibi, Allah'ın lütfuyla bundan engellendin, korundun şeklinde fazla üzere. Öyle ayet çok var, o yüzden hiç girmedim ona. Devamını doğru getirmeyi önce zihninde yokladım, gelmedi. Evet, onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sorduğunuz sorunun şu bakımdan önemi var. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam için bu muhtemel mi ki
Allah Resulüne, işte onların hevasına uyma, uyma. Yani uya yazdım noktada mı duruyor Allah'ın Resulü? Veya uyması bu denli mi muhtemel ki? Ha, bu potansiyel Yüce Mevla her bir kulunu içlerinde Allah'ın Resulü de olmak üzere en iyi bilendir. Bu ihtimal Allah'ın Resulü'nde bu denli söz konusu ve Allah da onu uyarıyor. Yahut Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisini şiddetli bir şekilde koruyor, korumaya çalışıyor. Vaka şu ki böyle bir duruma düşmüş değil. Ama Allah onu olanca esirgeyişiyle yine de sık sık bu konuda uyarıyor. Yani şöyle anlamak bana biraz yanlış olur gibi geliyor. Yani Allah'ın Resulü gevşek davranıyor. Uyumak üzere böyle uydu uyacak kıyılarda geziniyor. Yani dolayısıyla da Allah Azze ve Celle sürekli onu uyarıyor. Sürekli uyarı illa bu anlama yorumlanmayabilir. Bazen çocuğunuzun hiç yapmayacağı, uzak duracağı bir konuda bile siz eğer çok tedirginseniz, çok esirgiyorsanız durup durup uyarırsın. Aman kapıya çıktığında dikkat et, aman karşıya geçerken sağa sola bak. Sanki çocuk sağa sola yolda geçerken bakmayacak da yani tedbirsiz davranacak diye değil. Çoğu zaman esirgeyişinizden da olabilir. Ama bu yaptığım teşbih oturmayabilir. Çünkü buradaki kaygılı ve çekingen ebeveyn gibi değil Allah Azze ve Celle. O böyle yani olaylara gebe veya mahkum birisi değil. O sebeple bir başkasının etkisiyle oluşacak tehlikeden ötürü uyarıyor değildir kuşkusuz. O zaman diğer yorum daha öncelikli demek ki. Allah'ın Resulü böyle bir şey yapması muhaldir denemez. Denirse o zaman bu Allah Azze ve Celle'nin uyarıları açısından abes olur. Yani Allah Azze ve Celle muhtemel bir şeyi, muhtemel olmayan bir şeyi uyarıp duruyor Resulüne gibi olur. O da uygun olmaz. İki, Allah'ın Resulü için de hoş olmaz. O zaman o sınav açısından bizim kadar bile zorlukların içerisine alınmamış, parazit duyguların, arzuların, isteklerin içine çekilmemiş. Zaten yaratılış açısından bir bakıma masum günahtan, yani bir yaratılışta hiçbir şekilde zorlanmıyor günaha doğru. Öyle olursa o Allah'ın Resulü için bir ilave kıymet, ilave fazilet değil, bir eksiklik olur. Çünkü o zaman diğer insanlar derler ki biz de Allah öyle yaratsaydı, tıpkı melek gibi yani. Masiyete yönelik bir iştihası, bir arzusu yok. İnsanların onu olumsuz yönde yönlendirmesi ve bu yönlendirmeye tabi olma, onların o kışkırtmalarına veya belli manipülasyonlara gerek hatır için olabilir. Yani bir insanı kötü bir işi yapmaya ne sevk ediyor? Çok çeşitli şeyler var sevk eden beşere bu açıdan. Dolayısıyla Allah'ın Resulü de bunların etkisindeydi. Ama bu etki olanca şiddetiyle üzerine geldiği halde o bu yönde bir sapma göstermedi. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle de onu şiddetli bir şekilde bu konularda uyardı. Sapmasın diye. Saptığı için yahut sapmak istediği için değil. Sapmasın diye. Dolayısıyla sanıyorum doğru okuma böyle olur. Ama bu okuma biçimi bile pek çok kişi açısından mahsurlu sanılabilir. Yani Allah'ın Resulü'nü günahın kıyısında gören bir yaklaşım. Allah'ın kitabıyla hükmetmek varken, üstelik kitap kendisine vahyedildiği halde kalkıp insanların hevalarına, arzularına uyacakmış gibi, onun uyma insanların arzularına falan denmesini belki kulaklarını tırmalayabilir ama ne var ki bu Kur'an ayetleri, yani bunları bir şekilde anlamak durumundayız. Kur'an ayetini yok sayarak kendi hayalimizde
başka bir peygamber tasavvuru oluşturmamız bizi bir yere vardırmaz. Bizi gerçekten kopar. O yüzden bu ayette de var, sonraki ayette de var. Kur'an'ın diğer surelerinde de bu durum var. Bak bir sonraki ayeti hatırladım ama o hala gelmedi. اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Deminden beri oralarda geziniyorum. Ama hala o önceki ayet yani şeyen kalila, azıcık bir şey uyardım gibi bir ifadesi var. Bir bakayım o ayete. Çünkü kendimi konuya veremiyorum, biliyor musun? Arka tarafta sürekli onu düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yine onu düşünüyorum abi. Dur şunu çıkarayım zihnimden. İzen la azaknaka dı'fel hayati. La azaknaka. Tek kelimeden çıkar çünkü bu ifade bir tek o ayette geçiyor. İsra suresi 75. ayet. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Çok eski bir program. Yanlışlıkla basarsanız bu illa onu okuyacak. 75, şöyle 74 diyelim. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ. Hadi. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Bir önceki ayeti de bakalım. 72'den görelim. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Seni sana vahyettiğimizden neredeyse fitneye uğratıp عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Bizim ayette de var ya عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana gelmiş haktan inhiraf ettirmeye, uzaklaştırmaya. Onlar bu hususta seni neredeyse fitneye uğratıyorlardı. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Niye? لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Bize başkaca şeyler iftira edesin diye. Evet, Allah'ın hükmü budur. Veya Allah'ın hükmüne uymayan başka şeyi Allah'a yamayarak, adil bir hüküm müştesine yahut daha ileri giderek. Bunu neredeyse sana, demek ki nasıl ve ne türden baskılarla bu üzerine gelinmiş ki, bir böyle sanki Allah'ın Resulü, artık o cümleyi kullanmayacağım, ayetin ifadesi böyle, bir tereddüt mü veya oradan başka bir maslahatı mı planladı bilemiyorum. Karşılığında onlar işte şöyle olsa aslında biz bu dine tabi oluruz, biraz gevşet, biraz yumuşat, bir ılımlı bir hoşgörülü bir tavır. Tabi bunların hepsi yorum oluyor işin aslını bilmediğimden. Ayetin ifadesi وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. O zaman seni dost edineceklerdi. O zaman seni dost edinirlerdi. Onlar neredeyse seni sana vahyettiğimizden inhiraf ettirmeye, saptırmaya, kaydırmaya yüz tutmuşlardı. Bize başkaca şeyleri iftira edesin diye. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. İşte o takdirde onlar seni dost edinirlerdi. Halil. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ. Biz seni tespit etmeseydik, sabitlemeseydik, لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ. Sen neredeyse meyledecektin اِلَيْهِمْ onlara veya dayanacaktın onlara şeyen kalile, azıcık bir şey. Bu ifade bir önceki ayetteki o bahsettiğimiz durumu daha bir açıyor. Yani Allah'ın Resulündeki neydi? Tereddüt, azıcık bir şey böyle neydi? Allah diyor ki biz sabitlemeseydik azıcık bir şey onlara meyledecektin.
Demek ki bu azıcık bir şey meyille bile karşı taraf hemen, eğer bu konudaysa hemen razı. Çünkü onlar biraz sen biraz biz, yani uzlaşı aradılar. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Sen biraz, yani biraz esneklik göster, biraz yağla. Onlar da hemen biraz esneklik gösterecekler. Dediler ki işte şöyle olur, böyle olur. Uzlaşıya gidelim dediler. İlla dediğim dedik olma. Yani Allah'ın Resulü de diyor ki ben dediğim dedik yapmıyorum ki. Dedik benim dediğim değil. O dedik dediğiniz Allah'ın sözü. O da sizin Rabbiniz, yaratıcınız. Sizin buyruk, başkaca bir buyruk tanımıyor. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورًا. Allah nurunu tamamlamaktan gayrısına yanaşmıyor. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Kafirler hoşlanmasalar da. Dolayısıyla Allah'ın Resulü çivi gibi kala kaldı. Ama o denli onu zorladılar ki bazı hususlarda demek ki kendince hafif saydığı veya basit saydığı veya küçük saydığı bazı hususlarda meyledecek bir artık kıpırdanma mı sezildi? Allah Azze ve Celle biz seni sabitledik diyor. Ancak bu gerçekleşseydi, sen direnip illa o tür bir şeye girişseydin, اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ, o zaman sana kesinlikle tattırırdık. ضَعْفَ الْحَيَاتِ, hayatın da beterini, وَضَعْفَ الْمَمَاتِ, kat kat mematın da beterini. Yani hayatını da zehir ederdik, mematını da zehir ederdik. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra sen, senin için, senin yanında bize karşı hiçbir yardımcı bulamazdın. Sanıyorum bu ayetler sizin sorduğunuz soruya açıklıkla cevap veriyor. Yani Allah'ın Resulü'nün bu noktada konumu, bizim nasıl bir Resul tasavvur etmemiz gerektiğini. Bence bu bazılarına göre Allah'ın Resulü'nü aleyhissalatü vesselam küçültüyormuş gibi gözükse de tersine bunlar veya bu durum onu yücelten bir durumdu. Bizim gibi beşeri zaaflara sahip olduğu, aynı bizim gibi olumsuz etkilere maruz kaldığı, parazit duyguları aynı bizim gibi yaşadığı, olumlu olumsuz, tam bir beşer olarak bu zorlu yolu yürüdüğünü gösterir. Eğer bu beşeriyetinden soyutlanmış, çıkarılmış, aleyhte bir söz söylense, hakaret edilse umurunda değil mesela. Öyle olur mu? İnsan dediğini, insan beşer yaratılışı hakareti duydu mu kendisine yönelik? Etkileniyor, rahatsız oluyor, içi sıkılıyor, daralıyor, kötü hissediyor kendini. Eğer Allah'ın Resulü böyle olmasaydı, böyle rahat, kendisine kurulan tuzaklar, önüne çıkarılan engeller hiç umurunda değil. İnsanların tavır koyması, aşağılanmak, eziyet, işkence, hiç. Beşeriyeti öyle bir yaratılışta yaratılmış ki bunlardan en hafif bir eza görmüyor, eziyet görmüyor. Öyle olsa o zaman bunu duyan sizler derseniz ki ya ben de yaparım o işi. Yani Allah beni böyle destekledikten sonra ben de yürürüm o yolu. Ama öyle olmamış. Söyledikleri söze varıncaya kadar bütün olumsuzlukları yüreğinde hissetmiş. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kuşkusuz biz onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün daraldığını kesin kes biliyoruz. Yani o denli daralmış, o denli bunalmış ki bunun buna yönelik veya bundan ötürü esefinden فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَ. Sen esefinden onlar sana inanmadı, sana karşı geldi, böyle yaptılar diye, böyle olumsuz tepki verdiler diye esefinden neredeyse üzüntünden kendine kıyacaksın diyor Allah Azze ve Celle. Onun içinde olduğu bunalımı, sıkıntıyı, artık yeni kelimelerle depresyon, bunlar uyar mı bilmiyorum ama sonuçta büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ve bu sıkıntılar altındayken Allah Azze ve Celle ona فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Azimet sahibi Resuller nasıl sabrettilerse sen de sabret. Onların hevalarına uyma. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Şu balığın adamı gibi olma. اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Balığın adamı diye Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus'tan bahsederek onun görev mahallini terk edip uzaklaşmasını. Demek ki Resuller bunalım yaşıyorlar. Toplumun onların üzerine bütün ağırlıklarını, bütün baskı, bütün zulüm onlara etki ediyor. Bir yandan vahiy alıyor olmaları onları apayrı kılmıyor. Vahiy burada kendi doğası içerisinde yaşıyor ama o kesiliyor, geliyor bu tarafa. Bazıları sanıyorlar ki ben de vahiy alsam bu vahiy almanın kıvancıyla her şeyi göze alırım. O vahiy hali de onlara yani yaşatıldıktan sonra beşeriyetlerinden onları çekip almıyor, uzaklaştırmıyor. Biz de hayatımızda Rabbimizin nice büyük ayetlerini görüp sonra hayatımıza devam ettiğimizde onları geride bırakıyoruz. Dolayısıyla Resuller vahiy almalarına rağmen onların yakin perdeleri delinmemiş, yani sınav gayben, sınav ortamında olmaları bozulmamış, bizim bütün yaşadığımız zorluklara maruz bırakılmışlar ve bir faziletleri varsa bu ağır yükün altında direnerek, Rabbine vefa göstererek, bir yandan amcası, bir yandan başkaları, bütün hepsi üzerine geldiğinde artık en son amcası kalmıştı Allah'ın Resulü'nün, ona bu yönde baskı kurmayan. O da dayanamayınca gelip o da baskı kurmaya başladı. Yeğenim işte bir yolunu bulalım diye. Allah'ın Resulü ona çaresizim. Ben Rabbimin emrine, buyruğuna uymak zorundayım. Benim elimde bir seçim, bir tercih hakkı yok. Ve dönmeyeceğim. O meşhur ifadesiyle güneşi sağ, ayı sol elime konsa veya onlar getirilse bundan vazgeçmem. Ta ki Rabbim beni bu yolda helak edinceye veya onlarla arasının aramızdaki hükmünü verinceye kadar. Şimdi böyle bir figür mü muazzam takdire şayan bu olağanüstü zorluklara Rabbi hatırına evet Rabbi hatırına sebat etmiş böyle bir figür mü takdire şayan daha gözümüzde şey yoksa yaratılışı açısından işte müdahalelere uğramış, beşer şeyine sahip değil. Bizden ayrı birlikte duruyor. Dolayısıyla da zorlanmıyor. Zorlanmadığı için de bence o övgüyü de hak etmez o haliyle. O sebeple Allah Azze ve Celle bu ayetlerde güçlü bir şekilde Resulünü esirgiyor. Böyle bir yanlışa düşmemesi için onu kuvvetli bir şekilde ikaz ediyor denilebilir. Dolayısıyla kendi elinde bunu aksi yönde kullanma inisiyatifi var ki Allah böyle yapma diyor. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'ir al-mu'minin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.